Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Evet, Mehmet Yılmaz Ak'la beraberiz. Bir alkış alalım. Teşekkür ederim. Mikrofonları birbirine fazla yaklaştırma. Tamam, sağ ol. Volkan'dan uyarı geldi. Evet, mikrofonları birbirine fazla yaklaştırma. Teknik uyarı aldık. Evet. Birbirimizden uzaklaştık ondan sonra. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasıl Hakan? İyi. Sağ ol. Yani Görkem'in playlistine kıyasla çok daha başka, daha ağır bir playlist var sanki karşımızda. Yani ağır mı bilmiyorum da 5 şarkı seçmek dünyanın en zor şeyiymiş arkadaşlar. Gerçekten 3 gündür bununla uğraşıyorum gibi bir şey. Azer Bülbül'den de böyle direkt buraya geçmek biraz garip olacak gibi hissettim ama. Yani ama bu gecenin olayı o. Gariplik güzeldir ya. Yani ilk şarkının hikayesi biraz bende şey bu... Kronolojik olarak ben tersten gideyim istedim evet. Yakın dönemden. Volkan ve Görkem Kasal, az önce çıkan arkadaş tanımayanlar için söyleyeyim. Volkan ve Görkem'le biz pandemide Moda'da hep beraberdik. Pandemide 2 yıl boyunca değil mi? 2 yıl mı neredeyse? Dışarı çıkıp sadece Moda'da yürümek ve iğrenç bir hayatımız vardı gerçekten burada. Ve ben evde hayatım boyunca hep yapmak istediğim bir şey olduğunu keşfettim. Ölmeden önce konçerto bestelemek istiyorum. Çok iddialı bir şey değil mi bu? Çok aşırı iddialı. Zaten bunu asla yapamayacağımı da fark ettim. Bana bu ilhamı veren bir müzisyen var. Kendisi Arvo Part. Spiegel. Evet. O şarkı nedense zaten birisi benim için yapmış gibi hissettirdi. O mahvolduğumuz pandemi günlerinde eve kapanıp sadece resim çizip sadece Moda'da gezdiğimiz şeylerin ait bir şarkı benim için. Yani aylarca onu dinledim diyebilirim. Birlikte sıkılalım istedim bu akşam. Peki bir dakika, parça başlamadan önce konçerto ile ilgili bir gelişme var mı? Başladın mı? Yok, hiçbir şey yapmadım. Yani pandemide geçti o da. Birden o günler aklımıza gelsin. Pandemi günleri, evdeyiz falan. Çok fenaydı bu arada. Bir yandan güzel bir tarafı da var. Vardı. Değil mi? Evet. Ben bazen özlüyorum. Bu müzik bana tamamen o anları çağrıştırıyor. Evet. Ya bayağı parçayla beraber bir uysallık çöktü herkesin üzerine. Değil mi? Böyle bayağı bir... Ama güzel ya. Evet. İşe yaradı şarkı. Peki. Yani sonraki şarkılar böyle değil, biliyorum. Değil, evet. Ne var değil. Sırada? Ya sırada ben oyuncuyum biliyorsunuz. Çukur diye de bir dizide oynamıştım. Hayatımda en çok korktuğum iki şey var benim. Birincisi şarkı söylemek, ikincisi araba kullanmak. Gerçekten rüyalarımda araba kullandığım zaman sürekli kaza yapıyorum. Ya da şarkı söylemeye çalışıyorum sahnede ve başarısız oluyorum. Bütün rüyalarım bununla ilgili. Çukur dizisinde de Ersoy diye bir karakteri oynuyorum. Nedense karakterin alt metninde çok pahalı arabalar seven bir yapısı vardı. Sonra dediler ki bu Lamborghini, bir Lamborghini almış işte bir yerlerden bir şeylerle hikaye örgüsünde. Lamborghini'ye bineceksin, aynı zamanda da bir şarkı söyleyeceksin dediler. Ve çekim sırasında Lamborghini'yi kullanacaksın dediler. Ben Fiat Doblo'yu daha iyi kullanıyorum. Bunu çekimler sırasında keşfettik. Ve Lamborghini pahalı araba. Allah'ım diyorum, kaza yaparsam ne olacak, nasıl olacak? Yani. Bir de aynı sırada şarkı söyleyeceğim. Ve oyuncu olanlar ya da dizi sektörüne hakim olanlar bilir. Hangi şarkıyı söyleyeceğimiz teliften dolayı o gün bize söyleniyor. Yani yaklaşık bir saat önceden geldi bu şarkı. Prova şansın da yok. Yani. Yok, prova şansım da yok ve bu bütün beceriksizliğimle iki yapamadığım şeyi aynı anda yapmaya çalıştım. Bu şarkı beni mahvetmiştir. İlhan Şeşen'den geliyor. Sen benim şarkılarımsın. Güzel. Güzel şarkı. Vallahi güzel şarkıymış. Şimdi bir kez daha böyle mahvetmediği halini düşününce böyle normal bir şekilde dinleyince hoş şarkıymış yani aslında. Peki bu şarkıyı sonra bir daha dinledin mi hiç? Yok, yani dinlemedim. O İlk defa bugün dinliyorum. Peki sırada ne var ve neden bu şarkı? Sırada Hans Zimmer'dan bir şarkı geliyor. Ben film müzikleri dinlemeyi çok seviyorum. Konservatuvarda okurken ben avantgard tiyatro yapmaya çalıştığım bir dönemim vardı. Kendi başıma bir tiyatro kurup orada bir şeyler deniyordum kendimce. Hamlet Makinesi diye bir oyun var. Bilen var mı acaba hiç Hamlet Makinesi'ni aramızda?
Yani Heiner Müller'in 8 sayfalık post dramatik bir eseri. Kendisi çok oynanması zor bir oyun. Ben de o halimle buna kalkıştım. Konservatuvarda okurken işte bir şeyler deneyeceğim falan diye yeni bir şey. Sen zoru seviyorsun gibi hani konçerto. Ya kendimi geliştirmek adına faydalı olduğunu düşünüp ama pek de faydasını göremeyen insanlardan birisiyim yani bunun. Sonra işte bir koreografi vardı. Oyun 8 sayfa 1,5 saat sürüyor ama tamamen fiziksel bir şeyin üzerine kurmaya çalıştık oyunu. Devinim üzerine. Sonra birdenbire ben bu şarkıyı dinledim Hans Zimmer'dan. Dedim ki evet koreografiyi dedim bunun üzerine yapmalıyım dedim. Ve 7-24 bu şarkıyla gezip yürüyüp dinledim. Sonunda başarabildim sanırım. Bir koreografi yaptım ama şarkı çok zordu. Hep birlikte dinleyelim isterseniz. Koreografi keşke onu da izleyebilseydik şu anda. Mümkünat yok. Yapabilir misin? Hayır. Geliyor. Sıradaki parçayı görebildiğim için bambaşka bir şey olduğunu biliyorum. Evet, artık çocukluğuma doğru inmeye başladık yani. Okay. Pandemiden başlayıp çocukluğuma inen süreçte. Neden bu şarkı? Anlat bize. Neden bu şarkı? Şimdi babamın Mazda 323'ü vardı bir tane. Mazda bu arada çok olan bir araba da değildir bu arada. Öyle mi? O dönemlerde belki de hani... Belki de ama yani çok görülen bir araba değil sokaklarda, iyiymiş. Ben çok iyi hatırlıyorum o arabayı maalesef. Diyarbakır'dan Antalya'daki yazlığımıza olan 19 saatlik yolculuklarımız vardı bizim. Of. Ve biz 6 kardeşiz arkadaşlar. Hepimiz bir arabaya sığıyoruz küçük olduğumuz için. Ve ben de en ön sırada oturan o en küçük kardeş olan kişiyim. Sen en küçük müsün? Annemin kucağındayım. Evet, arabanın ön tarafında oturuyorum. Ve... teyp çalarlar var o zaman arabalarda biliyorsunuz. Ve babam yeni bir kaset almış. 19 saat boyunca en çok sevdiği şarkıyı dinliyoruz. Ve Antalya'nın Mersin ve Antalya arası o virajlı yollarında... o virajlı yollarını bana hatırlatan diyeyim. Baba biraz acımasız galiba. Büyük acımasızlık yaptığını şimdi bir kez daha dinleyince ben bu şarkıyı evet falan oldum. Bu şarkıyı koymam lazım bu listeye deyince tekrardan dinledim. Allah yardımcımız olsun diyorum. Selami Şahin'den Özledim Her Şeyini. Ve Diyarbakır'dan Antalya'ya Akdeniz sıcağında. Evet, evet. Öyle hayal ederek dinleyin. Geliyor. Ve annenizin kucağındasınız. <gülüyor> 19 saat. İnanılmaz. Bir kez dinlemek bile zormuş aslında bakınca. Şimdi dinleyeceğim. Evet. Çok sağ ol geldiğin için. Şimdi son şarkıyı dinleyeceğiz seçtiğin. Son şarkıya geçiyoruz. Yine bir çocukluk travması arkadaşlar. Bilenler bilir ben çok eski yaşlarımı hatırlarım. 4 yaşımı falan hatırlıyorum yani. Ve bizim evde de bir video kaset var. TRT'den bir konserin kaydı. Ben nedense bu şarkıyı dinlemeden uyumuyorum. 4 yaşındayken hatta onu dinlemeden uyuduğum için ağlayıp zırlıyorum. Annemi babamı uyandırıyorum. Gece yataktan kaldırıyorum. Video kaseti açıp bu şarkıyı takıyorlar. Onun konser kaydını izliyorum ve öyle uyuyorum. Bu daha çok anneni babanı mahveden şarkı gibi aslında. Yani bana öyle beni mahvetmesini sonra geliyorum şimdi. Sonra ben bu anıyı birdenbire hatırladım. Dedim ki neden bu şarkı? Dinleyince anlayacaksınız. Yani hiçbir manası yok. Neden bu şarkı diye hani işte spiritüelizm, acaba dünyaya daha önceden başka bir karakter olarak geldim bilmem ne, o yüzden mi bu şarkıyı seçtim, bu şarkıda bana bir mesaj mı var aslında, 4 yaşında bir çocuk neden bu şarkıyı ısrarla dinlemek ister gibi bir sürü kafamda problem oluştu. En son sen işte böyle bir şey yapalım dediğin zaman birdenbire aklıma bu şarkı geldi. Dedim gelen bu muydu? Evet, ilk gelen buydu. Dedim ki bu şarkının misyonu bu kadarmış gerçekten. Başka hiçbir amacı yokmuş. Coşkun Sabah'tan anılar geliyor arkadaşlar. Okey. Mehmet çok sağ ol geldiğin rica için. Beni bu şarkılar mahvetti. Konuğumuz olduğun için çok sağ ol. Evet ya, bir alkış alalım. Lütfen. bu şarkıdan sonra Hayal Köseoğlu bizlerle olacak. Şarkı geliyor.